Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan İgrek, İngilizce öğretmeniniz. 5. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki yazılı videolarımı izleyen arkadaşlarınız çok iyi bilirler ki bu kanalda çıkan yazılılar genelde aynıları kendi yazılınızda da çıkar ya da çok benzerleri çıkar ve izleyen herkes yüz alır. O yüzden videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın gençler. Hemen şimdi bir ricam olacak sizlerden. Videoyu beğenirseniz eğer lütfen videoya like atmayı ve henüz kanala abone değilseniz hemen kanala abone olmayı unutmayın gençler. Ve dediğim gibi kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyin. Evet, hemen sorularla başlıyorum. A bölümüyle başlıyoruz. A bölümde ne yapacaksınız gençler? Kutu içerisindeki kelimeleri fotoğrafların altına eşleştireceksiniz. Types of movie, yani film türleri bunlar. Biliyorsunuz zaten. Şimdi kelime kelime gidelim, fotoğrafın altına da o kelimeyi koyalım. Birincisi documentary. Documentary ne demekti? Belgesel demekti, öyle değil mi? Hangisinde var belgesel? Bakın, 9. fotoğrafımızda belgesel var. Altına hemen documentary diye yazıyorsun sınavda eğer çıkarsa. 2. Horror. Horror korku demek. Yani horror film ya da horror movies korku filmleri. Hangisi korku filmleri? Bak mesela 5. fotoğraf, öyle değil mi? Horror movie olabiliyor. Ben zaten çok korkarım bu tarz böyle oyuncaklı korkunç şeyler görünce, ben de korkuyorum. Sizler seviyor musunuz bilmiyorum. Hatta yorumlara sevdiğiniz filmlerin türlerini yazabilirsiniz gençler. Ayrıca sorularınız varsa yine yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Romantic, romantic zaten adı üstünde. Romantic movie, yani filmler. O da 2. fotoğrafta, bakın onun altına da romantic yazıyoruz. Daha sonra western diyor, bakın. Gençler eğer western diyorsa hemen cowboy filmlerini arayın. Eğer cowboy filmleri varsa western'dır, yani 1. fotoğrafımızdır. Musical demiş, musical, o da Türkçe'ye de geçmiş zaten. Musical, hangisi bir musicaldir? Bakın zaten High School Musical yazıyor. 8. fotoğrafımızda altına musical yazıyoruz. Daha sonra cartoon demiş. Cartoon çizgi film demekti. Hangisinde? 3. fotoğrafımızda cartoon. Science fiction bilim kurgu demekti gençler. Bilim kurgu hangisinde var? Bakın uzaydan geçenler falan varsa uzay filmleri science fiction oluyordu genelde. Yani 6. fotoğrafımız. Detective demiş. Dedektif filmleri hemen burada 4. fotoğraf. Animation, animasyon. Shrek de bir animasyondur gençler. Shrek'in altına animation yazıyoruz. Ve son olarak comedy, komedi demiş. Komedi de hemen burada, eyvah eyvah da bir komedi filmidir. Güzel de bir filmdir. Tavsiye ederim, izleyebilirsiniz. Onun altında da komedi yazıyoruz ve A bölümünü bitirip full puanımızı alıyoruz. Geliyoruz B bölümüne. Yine A bölümüne benzer bir kısım var. Kelimeleri fotoğrafların altına eşleştireceğiz. Parti ünitesinden bu da gençler. Hemen başlayalım. Party hats ne demekti? Party hats, parti şapkası demek değil mi? Nerede var şapka? Bakın hemen burada 8. fotoğrafımızın altına party hats yazıyoruz. Clown, clown palyaço demek. Hemen 5. fotoğrafın altına palyaço diyoruz. Daha sonra cookies, kurabiyeler nerede var? Hemen burada lezzetli kurabiyeleri görebiliyorum. 9. fotoğrafımız oluyor. Balloons, balon demek, adı üstünde zaten, hemen ikiye yerleştiriyorum. Birthday cake, evet birthday cake doğum günü pastası. Hemen burada bakın 6. fotoğrafımızda, pardon 7. fotoğrafımızda. Konfeti, zaten adı Türkçe'ye de geçmiş artık, konfeti en sondaki fotoğrafımız, hemen yapıştırdık. Present ya da gift, ikisi de aynı anlamda gençler. Present ve gift, ikisi de hediye demek. Nerede var hediyemiz bakın 3. fotoğraf. Beverages, içecek demek. Hemen 1. fotoğrafa yerleştirdim. Music CDs, müzik CD'si. Hemen onu da 6'ya yerleştiriyorum. Ve son olarak candles, o da mum demek. Candle, candles da mumlar. 4. fotoğrafa da onu yerleştirdim. Bu kısmı da fişek gibi geçtim. Ve geldim D bölümüne. Aslında C bölümü bu. Biraz kaydırmışım, A, B, C, D diye gidecek ama ben buraya D demişim. Olsun. Sizler zaten önemli olan soruyu bilmek, soruyu anlamak diye düşünüyorum. O yüzden hiç önemli değil. Şimdi bu kısımda ne yapacağız? Yine aynı şekilde fotoğraflarla kelimeleri eşleştireceğiz. Birincisi funny. Ne demekti funny? Bunları bilin lütfen. Funny komik demekti. Hangisi var? Bakın komik. Şurada şu fotoğraf. En uygunu diye düşünüyorum. 6. fotoğrafımız. Daha sonra beautiful, beautiful güzel demek. Hemen 5'in altına yerleştiriyorum. Strong, güçlü demek. Onu da 4. fotoğrafın altına yerleştiriyorum. Brave, cesur demek. Bakın bu çocuk bir cesurluk gösteriyor, cesaret gösteriyor. Onun altına yerleştirdim brave'i. Lazy, tembel demek. Son fotoğrafımız. Aman siz onun gibi olmayın. Lütfen lazy olmayın.
Scary, korkunç, korkutucu demek. Hangisi var? Bakın bu bundan korkuyor belli ki. Altına scary yazıyorum. Ve son olarak ugly, çirkin demek. Bu da aslında güzel bir kızımız var burada ama neyse biz onun altına yine de ugly yazalım. C bölümünde bu şekilde halletmiş olalım gençler. Kolay ki sadece kelimelerin anlamlarını bilmeniz sizin için yetecektir bu tarz kızımlarda. Evet, şimdi geldik. E yazsa da D bölümüne gençler. Şimdi burada da tabii ki aylarımız var. Ayları da lütfen ezberleyin. Böyle şarkılar var. Şarkılarla beraber ezberlerseniz daha kolay ezberlersiniz gençler. Aklınızda olsun. Neydi? Birinci ayımız January, Ocak. İkinci ayımız February. Üçüncü ayımız neydi? Mart, yani March. Daha sonra March'tan sonra April, Nisan ayımız. Daha sonra Mayıs, May zaten yazılmış. Mayıs'tan sonra ne var? Haziran, yani June. Daha sonra July, June, July, August. Daha sonra da 9. Eylül ayımız September, October, November ve December diye gidiyor değil mi? Aynen öyle. Bu şekilde ezberleyin lütfen. Aylardan çıkma ihtimali yüksek. Buna benzer çıkabilir ya da farklı, belki hiç örnek vermeyip direkt hepsini isteyebilir sizden. Siz yine de ezberlersiniz, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. F bölümüne geldik. F bölümünde match the questions with their answers. Evet, sorular var. Sorularla cevapları eşleştireceksiniz. Ben oklarla göstereceğim. Sizler isterseniz şu kısma yazabilirsiniz gençler. Birinci sorumuz what time is the movie? Bakın what time bizim için önemli bir kalıp. Neyi sorardı bize? Saati sorardı değil mi? Yani film saat kaçta diyor. Cevapta ne söylememiz lazım? Bir saat söylememiz lazım. Nerede söylüyor onu? Bakın Bursa'da. What time is the movie? It is at 3 o'clock. Saat 3'teymiş. Uyuyor mu? Uyuyor gençler. O yüzden 1 ile B'yi eşleştirdim. 2. What is the film about? Bakın about varsa hakkında demek about gençler. What is the film about? Yani film ne hakkında? Burada filmin ne hakkında olduğunu söylememiz lazım. Onu da şurada D'de it is about war. Savaş hakkındadır diyor. Ne yapıyor? Zaten about'u da kullanmış orada. Bu şekilde 2 ile de Denizli'yi eşleştirmiş oluyor. 3. What is your favorite movie? Favori filmin ne diyor burada? Ne yapacaksın? Favori filminin ismini söylemek zorundasın. Hangisinde isim söylüyor? Bakın A'da it is Superman diyor. Superman'miş. Hemen 3 ile de A'ya eşleştiriyoruz. What kind of movie is it diyor. Bakın kind of ya da type of varsa filmin türünü soruyordur. Ne olacak burada da? Siz işte komedi mi, macera mı, bilim kurgu mu, bunu söylemeniz lazım. Hangisinde buna benzer bir şey söylüyor? Bakın it's a cartoon, çizgi filmdir diyor. Ne yapıyor? Türünü söylüyor. 4 dedi. Edirne'ye eşleştiriyoruz. What do you think about the film? Burada da bakın fikrini soruyor. Film hakkında ne düşünüyorsun diyor. O da bakın şurada I think it is funny, bence komikti diyor. Burada da ne yapıyor? Kendi fikrini söylüyor. 5 ile de Ceyhan'la eşleştirmiş oluyoruz. Dediğim gibi yazılıda yer aynısı çıkarsa sizler bu kısma zaten harfleri yazarsınız. Geliyorum G bölümüne. Circle the correct one. Doğru olanı yuvarlak içine alacağız gençler. Bunu genelde ya bir önceki cümleden ya da bir sonraki cümleden hangisini yapmamız gerekiyorsa o anlaşılır. I don't like horror movies. Korku filmlerini sevmiyorum. I think they are interesting ya da frightening. Şimdi sevmiyorsa olumsuz bir şey söylemesi lazım. Öyle değil mi? Neden sevmiyormuş? Çünkü korkutucu olduğu için, frightening olduğu için. O yüzden burada frightening yuvarlak içine aldık. 2. I love comedies. Bakın sevdiğini söylüyor komedileri. Bu sefer olumlu bir şey söylemesi lazım. It is funny demesi lazım. Komik. Burada da funny cevabımız oluyor. 3. Superman is evil or brave. I like him. Onu seviyorum demiş. Burada tabii bunların anlamlarını bilmeniz lazım. Evil, şeytan demek, kötü demek. Brave ise az önce de söylemiştim, cesur demek. Superman'i seviyormuş. O zaman ne der? Tabii ki cesur der. Yani brave'i yuvarlak içine alıyoruz. I hate dramas. Hate ne demekti? Nefret etmek. Dramalardan nefret ederim. I think they are boring olur. Öyle değil mi? Çünkü exciting, heyecan verici. O zaman sevmesi gerekirdi. Burada boring olması lazım. 5. Cinderella is a beautiful or ugly princess. Evet, Cinderella güzel ya da çirkin bir prensestir diyor. Burada ne olur tabii ki cevabımız? Beautiful olması gerekiyor gençler. Beautiful da yuvarlak için anlıyoruz. G bölümünde fişek gibi geçiyoruz. Ve geliyoruz H bölümüne. When is your birthday? Doğum günün ne zaman? Bu tarz bir soru gelebilir gençler. Sırf siz tarih yazın diye. O yüzden bunu bilin. Doğum tarihinizi nasıl yazacağınızı bilin. Burada it is ile başlayabilirsiniz. Daha sonra tarihi söyleyebilirsiniz. Örneğin it is the 6th of, örneğin August 19. Örneğin sallıyorum
1993 olsun. 1993 diye yazabilirsiniz gençler. Bu şekilde doğum tarihinizde yazmış olursunuz. It is the 6th of August 1993. Burada tabii rakam ile de yazsanız sıkıntı olmaz. Ve geldik I bölümüne. I bölümünde gençler boşluklara should ya da shouldn't yazacağız. Neydi should ya da shouldn't? Yapmamız gereken şeylerde should'u kullanıyorduk. Yapmamamız gereken şeylerde ise shouldn't'u kullanıyorduk. Öyle değil mi? Şimdi buna göre cümlelere göre yapacağız. You blah blah be late to the school. Late, geç kalmak. Yani okula geç kalmamalısın dememiz lazım. Öyle değil mi? Yani shouldn't dememiz gerekiyor gençler. Birincisine shouldn't yazıyoruz. İki, you blah blah eat junk food a lot. Şimdi junk food ne demek? Hazır yiyecek. Biz hazır yiyecek yemeli miyiz, yememeli miyiz? Tabii ki yememeliyiz. O yüzden de ikiye de biz ne yazıyoruz? Shouldn't diyoruz. You shouldn't eat junk food a lot diyoruz. 3. You blah blah brush your teeth every day. Her gün dişlerini fırçalamalısın. Öyle değil mi? O yüzden de üçüncüye ne diyoruz? Should gelmesi gerekiyor diyoruz. 4. People blah blah be helpful to each other. Birbirlerine helpful ne demekti? Yardımsever. Yardımsever olmalılar. Öyle değil mi? O yüzden de yine burada da should'u kullanmamız gerekir gençler. 4'ü de should diyoruz. 5. You blah blah eat vegetables and fruits. Sebze ve meyve yemelisin diyeceğiz. O yüzden yine 5'e de should diyoruz. 6. You blah blah watch TV a lot. Çok televizyon tabii ki izlememelisin dememiz lazım. O yüzden de 6'ya shouldn't diyoruz. 7. ve son sorumuz. You blah blah do your homework. Ödevini ne yapmalısın? Tabii ki yapmalısın dememiz lazım. O yüzden de 7'yi de should diyoruz gençler. Ve I bölümünü de bitirip ayrıca yazılımımızı da bitirmiş oluyoruz. Nasıl? Sorular sizce kolay mı zor mu? Bu tarz sorular sizin sınavınızda çıkar mı gençler? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. İnşallah aynı sorular çıkar. Çıkmasa bile bence bunlara çok yakın sorular çıkacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ne yapıyorduk? Hemen bir thumbs up yani like atıyorduk. Ve henüz kanala abone değilseniz hemen kanala abone olun ve yanındaki zili de açın lütfen. Bu şekilde bize de destek olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sorunuz olursa yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın gençler. Hoşça kalın. Bye.